Yani ikide bir benim fikrim değişiyor, haletim değişiyor, isim değişiyor, kendimi niye kötü hissediyorum. Yani ne istersen onun cevabı gibi bak. Hepsi oynak olan ortamda ve hadiselerde fikir ve ilim hareketliliği olamaz. Hareketliliği sabit olamaz. Yani şu, kış, yaz, rüzgar esiyor, esmiyor, güneş batıyor, hayvanlar gidiyor, yaprak döküyor. Yani dünyevi hadiseler sabit değil, oynak. Arkadaşlar bu çok önemli böyle de, düşüncemizin zemin oturtulmak. Yani niye böyle oluyor? Eşimle niye böyle oluyor? Hadiseler niye böyle cereyan ediyor? Ya sabit olsa, sabit dünyada, yani neyi sabitiyetini istiyorsun? Bak yok öyle bir şey. Diyor ki, yaşadığımız dünya oynak, değişken. Tamam. Olaylar, yani dünya değişken, dünyada yaşayanlarla ilişki ve çelişkilerimiz var. Bu hadiseler ve olaylar da değişken. İstanbul'a gidiyorum ayrı insan komşu, ayrı komşularım var, ayrı hadise var. Meclis-i Nurani'de ders yapıyoruz, Dima'da yapıyoruz, Mevcud'da yapıyoruz, onu yapıyoruz, şöyle oluyor. Yani yaşadığım dünya oynak, değişken. Münasebet kurduğum hadiseler ve olaylar değişken. Yaşım değişiyor, eşimin yaşı değişiyor. Eşimin yaşı değişiyor. Dershaneler değişiyor. Başımdakiler gidiyor. Sırtımda hissediyorum. Sonra alıyor benim sırtımdakini başkasına veriyor vesaire. Böyle oynak dünyada, değişken dünyada, değişken hadiseler içerisinde sabit bir fikir beklemek, olayları anlayamamak demektir. Sabitiyet arama. Çünkü devamlı kayyumiyetin tecellisi olarak varlık var olup yok oluyor, var olup yok oluyor ama dikkat buyurun. Bu kalem anda, daha önce demiştim başka bir şey diyeceğim. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Kur'an'da iki tane ayet, halkın cedid. Ama şu arkadaşlar, bu var oldu, yok olduktan sonra bir daha varoluşu bu değil artık. Biliyor musunuz? Sureti değil ha, maddesi de değil. Bu kalem var olup yok oluyor, yok olup var olduktan sonra yok oluyor. Yani alem-i mane gayba geçince ustad diyor. Bu bir daha oluşu bu değil. Yeniden halk ediliyor bu kalem. İcat ediliyor, halk ediliyor. Maddesiyle, her şeyiyle. Bir daha sen dırrrt, bu kalem gibi. Var şu anda ben, var oldum, şu anda dediğim anda yok oldum. İade mi ediliyor? Hayır. Yok. Yeniden yaratılıyor. Bu ne karı getiriyor bize? Ailene, çocuğuna, haletine, düşüncelerine, hissiyatlarına, fikriyatlarına. Nasıl bir değişken böyle bir alem? Nasıl değişebiliyor? Ya bir ne güzel iş şey abi. Hemen iyiydik. Niye böyle oldu? Deme. Oynak, değişken bir dünyada sonbahar, ilkbahar, yaprak, kuşlar gidiyor, bilmem ne yapıyor. Yaşadığım dünya değişken. Septum dedikleri, yani malzeme, ona malzeme getiren, yani münasebet kurduğum eşim, komşum, aşım, işim, kardeşim, davam, yaşım. Hep değişiyor. Ha, değişen ortamda, değişen hadiseler içerisinde sabit bir fikir, dolayısıyla sabit bir fikir olmadığı gibi sabit bir his yoktur. Böyle bir şey arama. Mutlaka bir sabit mihenk nokta tutumun olmalı. Yani değişen hadiselerde, değişen zeminde kendimi sele kaptırmamak için, yani bir saman çöpü, bir sel geldiği zaman artık iktidarı ihtiyarını kaptırmıştır. İşte bu hadiselerde kendi fikriyatımı, hissiyatımı, duygularımı, latifelerimi bir daha
fikriyatımı, hissiyatımı, duygularımı, latifelerimi hadiselere kaptırmamak için bir sabit bir nokta ve tutumum olmalıdır, sabit. O değişmeyecek, o. Yani böyle gemi limana bağlarsınız babaya, gemilerin bağlandığı yere baba deniliyor. Oraya gemi iş yaptın ama gemi o ipe, o merkezli böyle kıçını oynatır. Böyle dalgalar, hadiselerde gemi oynar ama bu mesafe hep korunur. Yani orada durur. İşte tutumun ve sabit bir mihengin olmalıdır. Bırakmayacaksın bunu. Ta insan... Abi, efendim abi. Bilmem gelecek misiniz ama çok ilginç bir şey. Yani kesretten vahdete şu tuttuğunuz geminin şeyi de tevhid diyebilir miyiz acaba? Maşallah. Maşallah, çok şükür. Gireceğim abi herhalde biraz. Ta insan kendisini kendisine, burayı da lütfen altını çiziyorum. Böyle olursa, limana tutundun mu o babaya, baba. Ta insan kendisini kendisine konu ve mevzu edebilsin. Yani değişken ortamda, değişen hadiselerde, değişmeyen mihengi bir noktaya, tutuma tutunursan, bu sefer gemi kıçın böyle lapur lapur oynarken, burada bir sabitiyet var, limanda sabit, ha, iki, değişken ve sabit. Bu sefer ben bu olaylarda sıyrılmak, anlamlandırmak, hadisenin arkasına geçmem için kendime kendimi konu ve mevzu edebilirsem alemi şahadetle insanlığını şeceri-i hilkatle ubudiyetini en iyiyle zatını İnşah ve iya edebilirsin. İnsan kendisini kendine konu ve mevzu ederse bunun adı farkındalıktır. Kainatı, mevcudatı kendini konu ve mevzu edene, bak kainatı, şu mevcudatı, yani ben kendisi kendisini değil, İnsan kendisini kendisine konu ve mevzu ederse farkındalık, ama başka şey söylüyorum, kendisini mevcudata konu ederse bilim insanı olursun. İlim insanı değil. Kendisini kainata, yani bu ot ne işe yarar? Otla ilişkim nedir? Uzay, yerin altı, yani madenler, yani bu ağaçlar, bu elmalar, manayı, ismi kastediyorum. İnsan kainatı vücudu değil, mevcudu. İnsan kainatı, yani mevcudu kendisine konu ve mevzu ederse bilim insanı. Fakat insan alemi şahadetle, şu mevcutla insanlığına mevzu ederse, alemi şahadetle insanlığını, şeceri hilkatle ubudiyetini, ikişide üç şahsiyet var. Beşeriyet, yani insan, ubudiyet, vazifedarlık. Şeceri hilkatle ubudiyetini, ubudiyetini en eyle zatını, şeceri hilkatle ubudiyetini, en eyle zatını, İnşa ve ihya ederse farkındalığı oluyor. Farkındalığın zeminini anladık değil mi? Bunları yapabilmede soyutlama, işte üzerimizdeki
battaniyeleri teşbih de olacak. Buna da seni sevk edenlerden biri de şüphe, kuşkudur. Uydurukçasıyla kuşku, şüphe. İnsan kendisini kendisine konu ederse alem libasını çıkartmaya başlar. Hepsi tek tek kalkar. Fakat arkadaşlar çok ciddi bir şey altını çiziyorum. Fakat şüphe tevellüt etmeye başlar. Aslında şüpheden sıyrılmak bütün meratipleriyle tevhid hissetmek gibi gözükürken şüphe tevellüt ediyor bu sefer. Şüphe. Şüphe o kadar büyük nimet ki onu okuyacağım şimdi. Şüphe yani kuşku. Her bir şüphe bir soyutlamayı doğurur da ondan. Şüphe soyutlamayı doğurur. Somut. Bunu düşündüm. Hayal ettim. Bunun hakkında bir sürü düşünceler oldu. Bu soyut. Bu somut. İşte farkındalık arttıkça gaybın üzerindeki tenteneler, perdeler kalkarken Allah Allah çok garip ama dün istifade ettiğimi söylüyorum. İki günden beri bu yazının şeyindeyim. Şüphe tevellüt etti, şüphe. Ne demek şüphe? Her bir şüphe bir soyutlamayı doğurur. Şüphe soyutlamayı, somutun şunun üzerindekilerin kalkması için şüphe sorgulama fırsatı veriyor. Şüphe olmasa bu sorgulanamaz, anlam kazanamaz, bu insana taşınamaz. Ciddi bir işlevi var şüphenin. Devam ediyorum, şüpheyi bir okuyayım. Alacağım sorunuzu varsa. Her bir şüphe bir soyutlamayı doğurur. Bunu zaten geçmiş ve geleceği her zaman anda yaşıyoruz. Bu sefer soyutlama başlayınca, battaniyeler kalktıkça bunun adı kalp ve ruhun derece hayatı deniliyor. Ama mukaddemeleri geçmiş ve gelecek anda yaşandığı için şüphe çıkıyor. Mesela gayb, alemi gayb, ahiret. Şahit olsak ona şüphe kalmazdı. Şüphe olması hala ötelerdeki gözükmesindendir. Ama geçmiş ve geleceği anda yaşamak, anda yaşamayı doğurur. Bu da soyutlamayla olur, şüpheyi doğurur, şüphe zemininde olur bu. Şüphe. Devam ediyorum. Şüphe biliyorsunuz tasavvurdadır. Önemli olan bedenen nerede olduğun değil, nereyi niye düşündüğündür. Bedenen nerede olduğun değil, neyi niye düşündüğündür. Seni anlamlı kılan, seni değerli kılan neyi, niye düşündüğündür. Anda yaşam gücün, şu anda niye canlıyız, niye böyle heyecanlıyız? Sebebi anda yaşam gücü hem geçmişten hem de gelecekten gelen kuvvet ve nurlardandır. Yoksa anlık düşünceler aklımızı kilitlerdi. Anlık düşünceler aklı kilitler, aklı hapseder ustadın tabiriyle. Aklı kilitten, hapisten kurtaran geçmiş ve gelecek, mazi ve müstakbelin anda yaşanmasına bağlıdır. Peki şüphe peki nedir? Şüphe, zemin bak ne güzel olduğu gibi geliyor bana. Şüphe çokluk ortamın zeminidir. Şüphe çokluk ortamıdır. Onun zeminidir. İnsanın zengin düşünme melekelerini uyandırır. Farklı düşünce malzemelerini insanın eline verir şüphe.
Teşbihten tenzihe, tenzihten teşbihe geçme zeminidir şüphe. Şüphenin kendisi de düşünce işletim sistemidir, unutma. Şüpheyi anlamlı kılan, şüphenin arkasına geçmenin yöntemi şüpheden şüphe etmektir. Şüphe kendisi de düşünce işletim sistemidir. İnkarcılık değildir. Düşünce üreten farklılığı, farklı düşünceyi ortaya çıkartan bir sistemdir. Eğer şüpheyi sırf hisler ve duygularla bakarsa paranoyak olursun. Şüpheye akıl mayası katmadan, vahiye tutunmadan şüpheye sırf hislerle, duygularla, bir daha şüpheye his ve duygularla bakarsan paranoyak olursun. Sırf düşüncelerle şüpheye ortamına bakarsan, yani tamam hislerle, duygularla şüpheye bakmadım da sırf akılla baksam, yani düşüncelerle bakayım, akılla değil de şüpheye düşüncelerle baksam ne olur o zaman? Kontrolsüz sezgiler, yani keşifler, fikirler, zanlara götürür seni. Bir daha, ortada şüphe var. Şurada şüphe var. Eğer bir şüpheye, bu şüpheye akıl, vahiy katılmadan şüphenin üretkenliği, şüphe üretiyor. Çeşitlilik üretiyor, insanı zengin kılıyor, meleklerden ayırıyor, hayvanlardan ayırıyor insanı. Şüphe zemini, toprak gibi her şeyi bitiriyor, kavunu, biberi. Bu şüpheye duygularla ve hislerle bakarsan, sifonla bakarsan, yani sabit bir mihengin yoksa, dersin başında dediğim gibi, paranoyak olursun, varı yok, yoku var yaparsın. Yok, bu şüpheye sırf düşünsel, gene vahile değil, sırf düşüncelerle bakarsan, insan kontrolsüz keşifler, yani felsefedeki sezgiler, fikirler ve zanlar ortaya çıkar. Vahiy ile şüpheye bakarsan, vahiy ile şüpheye bakarsan, şu şüpheye vahiy ile bakarsan, tenzihten teşbihe, teşbihten tenzihe baktırır aklını ve fikirlerini kıblesine koyar ve soyutlama ile burada oranın fikrini, hissini ve duygularını, duygusunu yaşarsın. Seni andan kurtarıp beşeriyetten kısmen kurtarır, birbirine geçişler şüphe zemininde olur. Tenzih ile teşbihin temsilcisi İsa aleyhisselamla Musa aleyhisselamdır. Musa aleyhisselam tenzihçidir. Musa aleyhisselam tenzih, zahircidir, şeriatçıdır. Yani Risale-i Nur'u düz okuyanlar, istifade edenler, bunlar tenzihçidir. Musevi meşrebidir. İsevi meşrep ise teşbihtir. Yani görünenin ötesini görünenle anlama gayretidir, çabasıdır, tutumudur. Gözükene kanaat etmemektir. Kanaat edemiyor böyle. Yani ufukçu insanlardır. Bunlar tenzih değil, teşbihtir. Ne yapar bu? İnsanı şekille düşündürür. İnsanı düşüncesini, bu hangi tiplerdir? Düşüncelerini şekile, şekilleri düşünceye dönüştüren bir tutumları vardır bunların. Böyle bir sistemleri çalışıyor. Yani şöyle kastediyorum, bir kasa hamsiden bir tanesini alsanız ve elinizden aldığınız hamsi düşse, hamsi, hangisi olduğunu bilemezsiniz. Çünkü eşit. İnsanlar eşit değil. Müslüman insanlık dünyasında, nurculuk dünyasında, meşrep dünyasında gelin, nur talebeler içerisinde bazıları tenzihçidir, bazıları teşbihçidir, bazıların bunun dışındadır.
Çok istisnadır bu. Bu çok istisnadır. Özellikleri ne olur? Üstad bunu söylüyor. Çok az bir kısım ihlas, sadakat, tesanüde değil. İhlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip bir kısım nur talebeleri. Bunlar tenzihi ve teşbihi anlam potasına tutuma sahip olup olayın arkasındadır. Her şeyi yeri yerine koyar. Tenkidi de, takdiri de, küfrü de hepsi eşit olur onun nazarında. Şeytan, melek, hak, batıl arkadan olur. Burada şüpheyle soran olur mu bilmiyorum. Kaç dakika oldu? Zaten ısırmak için yarım saat dedik. Yarım saatimiz doldu. Tevhide girecektim. Bir de hayrete girmek istiyorum. Hayret.